Günaydın. Günaydın. Ne var? Var mı bir gelişme? Yok ya, babamdan haber bekliyoruz. Seyran anlattı mı her şeyi? Ha, iyi yapmışsın. Nereye gidiyoruz? Sunay'a. Oradan da Nişantaşı'na. İyi, tamam. Bunun ne işi var burada ya? Yok artık ya. Yuh! Oğlum bir dur. Ferit. Hayırdır Pelo? Niye geldin buraya? Gülgün teyze çağırdı beni, o yüzden geldim. Annem çağırdı. Senin haberin yok mu? Yok tabii Pelo. Ya manyak mısın sen? Niye bana haber vermiyorsun ya? Ferit bir sakin olur musun? Annen yazınca biliyorsundur sandım. Niye çağırmış peki? Bilmiyorum. Yani öğreneceğim işte şimdi. Yazarım sana. Ferit. Hadi abicim. Haber ver bana. Tamam mı? Tamam. Kapıdan girmene hiç alışkın değilim de. Biraz garipsedim. Kusura bakma. Başka bir isteğiniz var mıdır Gülgün Hanım? Sağ ol Carlos, çıkabilirsin. Carlos, kapıyı kapatır mısın? Tabii. Rado, nasılsın? İyiyim. Ailen nasıl? Bizimkiler de iyi. Sizler nasılsınız? Nasıl olabiliriz ki son olaydan sonra? Diken üstündeyiz. Ben her şeyin farkındayım. Seninle de açık açık konuşmak istiyorum. Sakın yanlış anlama. Amacım seni sorgulamak, yargılamak kesinlikle değil. Böyle bir annenin kızına, ablanın kardeşine nasihatleri gibi düşün. Olur mu söylediklerimi? Tabii. Durumlar ortada. Burada bir suçlu yok, emin ol. İlla bir suçlu varsa o da bizzat benim kendi oğlum. Farkındayım yani evlilik kararı alındığında bu ilişkiyi bitirmesi gerekirdi. Bitiremedi. Siz de beni yanlış anlamayın ama yani Ferit almadı ki bu kararı. Dedesi aldı. Bu Ferit'e haksızlık değil mi? Yani bana da. Gülgün teyze, biz Ferit'le 3 yıldır birlikteyiz. Ve bu evlilik kararı alındığında o benim yanıma geldi, her şeyi anlattı bana. Tabii ben şok oldum yani. Gerçek gibi gelmedi, bilmiyorum, belki de inanmak istemedim ama. Sonra idrak edince ben çok üzüldüm. Ama Ferit'e hiç belli etmedim. Çünkü o da çok üzgündü. Bu bizim beklediğimiz bir şey değildi yani. Haklısın. Çok zor bir süreçti hepimiz için. Gülgün teyze, ben Ferit'i çok seviyorum. O benim ilk aşkım. Ya, hayatıma giren tek erkek. Siz onun annesisiniz. Beni en iyi siz anlarsınız. Ferit'i koşulsuz sevmenin ne demek olduğunu siz çok iyi bilirsiniz. Ben böyle bazen işte evlendiğimizi, çocuklarımızın olduğunu falan hayal ederdim. Hatta bir oğlumuz olursa adını Berk koyacaktım. Yani çocukça biliyorum ama hayal işte.
Bir gün teyze, benim uyanıp da böyle Ferit'i daha düşünmediğim tek bir sabah olmadı. Yani ben onunla uyuyorum, onunla uyanıyorum. Her şeyimi ona göre ayarladım bugüne kadar. Bütün tatil programlarımı, bayram programlarımı, her şeyimi. Ailemi göreceksen bile önce Ferit'i gördüm. Ferit benim annemden de, babamdan da, herkesten daha değerli benim için. Ama çok yanlış. Ferit'im. Doğru ya da yanlış ama gerçek bu. Yani Ferit benim bütün hayatım. Böyleyken ben nasıl onu bir anda hayatımdan çıkarabilirim ki? Onu bu kadar çok severken, o benim hayatım olmuşken. Yapamam yani. Feri. Feri. Ben Ferit, Ferit olarak sevdim. Yani biz birlikte büyüdük. Ben gözümü onunla açtım neredeyse yani. Beraber büyüdük. Beraber ağladık, beraber güldük. Ne bileyim, beraber sarhoş olduk, beraber hasta olduk. Ben bu zamana kadar Ferit'ten başka hiçbir şey hiç kimseye istemedim. İstemeyi bırakın, düşünmedim bile. Sonra her şey böyle giderken o bir anda evleniverdi. Yani şimdi siz söyleyin. Ne yapmamı bekliyorsunuz? Ben öyle hiçbir şey olmamış, bunların hiçbiri yaşanmamış gibi bir anda öyle arkamı dönüp gitemem ki Ferit'e. Sizin kızınızın başına gelmiş olsaydı ne yapardınız? Ben biliyorum, annem çok üzülüyor. Babam duysa kahrolur. Ama yani olmuyor. Olmuyor, benim elimde değil, ben yapamıyorum, kopamıyorum. Gülgün teyze, Ferit benim her şeyim. Ferit'ciğim, seni anlayabiliyorum. Bak gençsin, güzelsin. Pırıl pırılsın. Köprünün altından daha çok sular akacak. Göreceksin. Müthiş bir ailem var. Seni en güzel okullarda okuttular. En iyi şekilde büyüttüler. Artık kendini de onlara da üzme. Ferit artık öyle ya da böyle evli. Ben geçmişte yaşadıklarınıza çok saygı duyuyorum. Hissettiklerim benim için çok kıymetli. Ne güzel anılar biriktirmişsiniz. Ya bunları oğluma yaşattığın için de sana ayrıca teşekkür ederim. Abicim, bunlar Ferit'in evli olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Seni üzmek için söylemiyorum bunları ama bak, bu ilişkiyi bitirmezsen her yerin daha fazla üzüleceksin. Ben inanıyorum sen de hayalindeki gibi bir evlilik yapacaksın. Bir aile kuracaksın. Çok mutlu bir hayatın olacak. Gerçekten bak, Allah'ın izniyle inanıyorum. İlla Ferit'le olmak zorunda değil ki. Seni hak eden biriyle karşılaşacaksın. Ama bu böyle devam ederse, o çok sevdiğin Ferit de, sen de mutsuz olacaksınız. Anlıyorsun beni değil mi? Böyle devam edemez bu. Bunu bitirmek zorundasın. Mümkün teyze. Bunu fedakarlık gibi görmelisin. Onun için de, kendin için de. Bunu yapmalısın Perin.